Bir millet iki devlet anlayışını hem ekranlardan hem de şarkılarıyla, türküleriyle sürekli vurguladığı sanatçı Azer'in şu anda canlı yayınımıza. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Şimdi çırpınırdı Karadeniz türküsünü bir kez daha sizinle çok daha sevdik diyebiliriz. Gerçekten o manayı, o duyguyu bize çok daha fazla verdiniz. Aynı zamanda bu sosyal medyada son olarak yaptığınız paylaşım da son derece önemliydi. Nedir bunun önemi? Neden bu kadar önemliydi sizin için, bizim için altı köyün Ermenistan işgalinden kurtarılması? Bununla başlayalım öncelikle isterseniz. Şimdi her şeyden önce ben elbette ki biliyorsunuz ki bugün de savaş devam ediyor. Bugün de Ermenistan Azerbaycan'ın Tertel bölgesini sabah saatlerinde ateşe tutmuş, sivilleri vurmaya devam etmiş. Tabii ki bugünlerde başlıca düşünürüm ki Azerbaycan torpağları için bugün sınırda, sınır demeyeyim aslında bu Azerbaycan'ın torpağıdır ve şu anda savaş Azerbaycan torpağında gidiyor. Tabii ki orada savaşta şehit olan, şehitlik zirvesine ucalan askerlerimizi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin mensuplarını rahmetle yad edirəm. Gazilerimize acil şifalar diliyorum ve bugün savaşan askerlerimizin yanındayız. Bugün Azerbaycan'ın ordusu, halkı, devleti bir bütündür. Siz diyorsunuz ki, soruyorsunuz ki neden irəli geldi benim bu sosyal medyadaki çıkışım. Şimdi tabii ki dün sabah saatlerinden herkesten mesajlar gelmeye başladı. Başlıca Türkiye Cumhuriyeti'nden bizim soydaşlarımızdan, yani Türkiye halkından, biz de savaşmak istiyoruz. Biz de Qarabağ'a gidip Azerbaycanlı kardeşlerimize katılmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için Azer'in adını nereye müracaat edebiliriz diye çok sayıda özel kutusuna mesajlar geldi. Ben de tabii ki kendime bir borç olarak gördüm ki insanlarımıza bir cevap verim. Ve o cevap esnasında tam o sırada Azerbaycan televizyonunu izliyordum, devlet televizyonunu izliyordum ve oradan Azerbaycan'ın 6 bölgesini askerlerimizin, silahlı kuvvetlerimiz tarafından işgalden kurtarıldığını duydum. Tabii ki o heyecanla, bu hem sevinç gözyaşlarıydı, hem de biliyor musunuz, bu biraz zor anlatılan bir şeydi. Yani o kadar duygu karıştı ki birbirine o anda. İnanın ki o 30 yılın içimde biriktiği, o 30 yılda ben bu savaş başladığında, tabii ki 88 yılında Ermenistan'dan Azerbaycan Türkleri ayağı yalın, evsiz yurtsuz bırakılarak 500 bine yakın Azerbaycan Türkü Ermenistan'dan kovuldu. O zaman benim yaşım, ben çok gençtim. Bunları göre göre geldik. Daha sonra Qarabağ'da olan insanlarımızın, ülke, yani şehirlerinden, bölgelerimizden didergin edilmesi, evsiz, yurtsuz, yuvasız kalması, Xocalı soyqırımı, bunlar hepsi şehit anaları. Gözümün önüne o kadar şey geldi ki o anda, yani duygularıma hakim olabilmedim tabii, evet, ki. Hem sevincimden hem de keder birbirine karıştı o anda. Ve tabii ki çok duygulandım. Çok duygulandım ve onu da söylemek istiyorum ki bu benim kendime bir borç bildim o anda. Hem Azerbaycan'a destek için gelen mesajları cevaplandırım. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, dün biliyorsunuz ki ben de izleyirim bir insan olarak. Her şeyden önce, yani ben her şeyi bir kenara koyuyorum, bir insan olarak. Azerbaycan türkünün başına getirilenler bu 30 yılda ve bunun müqabilinde Azerbaycan'ın yanında duran, demek olar ki tekşe Türkiye Cumhuriyeti vardır. Bu bir de bu son 10 yılda bariz olarak göründü.
ve son 2-3 gün demeyeyim, son aylarda o sizin dediğiniz gibi tatbikatların beraber yapılması, evet, tam desteğin verilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri ve tabii ki halkımız, heç ayrılmayan xalqımız. Biliyor musunuz, bir anda mənim gözümə 102 sənə bundan öncəki Qafqaz İslam Ordusu gəldi. Düşünün ki, 102 il sonra bu tarix yenidən şahlandı. Yəni, təkrarlandı sanki. Və o Qafqaz İslam Ordusunun, Nuri Paşanın 102 il bundan öncəki Azərbaycan Türkünün yanında oluşu bugün yenidən Türkiyə Cumhuriyyəti Devleti tərəfindən təkrar olundu. Yəni insanımız, evet, bizim zaten heç bir zaman ayrılmadı ki. Bizim qanımız bir, canımız bir, aramızda sərhədlər ola bilər ki, bu sərhədlər də 100 yıllar öncə bilərəkdən bizim aramıza konuldu. Yəni bu, belə deyim, bu terror devleti olan Ermənistanı bizim aramıza soxan zamanında da 200 yıl bundan öncə də Çar Rusiyası olmuşdur. Və bugün də həmən Rusiya devleti, bugün de görüyoruz ki, bu artık hiç kimseye gizli saklı değil. Yani gözümüz göre biz görüyoruz ki, uçaklar nasıl iniyor Ermenistan'a ve silahlar nasıl oraya gidiyor. Yani onlara nasıl destek veriliyor. Bütün bunların müqabilinde de bugün nedense herkesin Azerbaycan'a barış çağrışında. Neyin barışını istiyorlar bizden? 30 yıl biz beklemişik. 30 yıl sabretmişik. 30 yıl bizim toprağımızda, Azerbaycan toprağında yiyip içip keyif yapmışlar bunlar. Neyi bekleyeceğiz biz? Artık bitti yani. Bizden kimse beklememizi istemesin. Ben bir Azerbaycan Türkü vatandaş olarak, ben bütün Azerbaycan Türklerinin sesini burada duyuruyorum. Biz yıllar önce de Cumhurbaşkanımıza seslendik. Sayın Cumhurbaşkanım, bir dene emir verin. Yeter ki emir verin. Bak, bugün bariz nümunesidir bu. Bütün Azerbaycan insanı bugünkü savaş durumundan ağlamır. Bugün sevinç gözyaşları tökür. Çünkü artık kemiğe dayandı bıçak. Yani ne kadar olacaktı bu? Ne kadar biz dözecek? 30 yıl az mı? Şimdi AB çıkmış. Yani BM çıkmış, ne bileyim, o çıkmış, bu çıkmış, Azerbaycan'a affedersiniz masaya oturun, konuşun diyor. Neyi konuşalım ya, 30 yıl 30 yıl konuştuk biz. Kusura bakmayın yani, biraz kendimi Aferin şey Hanım, yapamıyorum, evet, cilovlayamıyorum hislerimi. Bu konuya değindi, özellikle Minsk üçlüsüne çattı adeta. 30 yıldır siz Fransa olarak, Rusya olarak, Amerika Birleşik Devletleri olarak adeta çözümsüzlük için uğraştınız, çözüm için değil dedi. Ve artık Azerbaycan, evet, sonunda kendi, evet, göbek bağını kesmek zorunda kaldı dedi. 30 yıllık sabrın sonunda artık, evet, bugünden itibaren Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması yolunda yeni bir dönemece girdik diyebilir miyiz? Zafere ulaşma anlamında. Bu anlamda Azerbaycan'da ne gibi duygular yaşanıyor sizce? Tabii ki çok güzel haberler var Azerbaycan'dan. Sadece olarak bizim beklememiz lazım. Neden bekliyoruz? Çünkü bu haberleri Azerbaycan devleti, Azerbaycan'ın Milli Savunma Bakanlığı duyursun istiyoruz. Mən eminim ki zəfər bizim olacak. Tabii bunu da söylemek lazım. Yani biz zəfərə bizi ulaştıran, yenə söylüyorum, Azərbaycanın mərd igid oğullarını, bugün savaşan, o bölgədə savaşan, kendi canını fəda edən Azərbaycanın mərd oğullarını, kahraman oğullarını, şəhidlərimizi, qazilərimizi göz ardı edəməyiz. Biz onlar bizə haqlarını həlal etsinlər. Yəni Allah onlardan razı olsun ki, bugün bizə bu sevinci, zəfər sevincini onlar yaşadır. Onlar yaşadır. Allah onlardan razı olsun. Mən inanıram ki, biz hələ belə sevinç xəbərlərini, sevinçli xəbərləri, zəfər xəbərlərini hələ duyacağız bu günlərdə də. Mən bir daha və bir daha Türkiyə Cumhuriyyətinə, Sayın Cumhurbaşqanımıza, hər kəsə, bütün insanlarımıza təşəkkür edirəm. Nasıl ki 100 yıllar boyunca Türkiyə var idi Azərbaycanın yanında, bugün də yenə də Azərbaycanın yanında Türkiyə Cumhuriyyəti var və bu fürsətdən istifadə edərək bir insan kimi bir çağrıda da bulunmaq istəyirəm. Ben
nədənsə Özbekistanın, Kazakistanın, Qırğızistanın, Türkmenistanın, yəni Türk Cumhuriyyətlərinin səsini bu aralarda duya bilmədim. Bir insan olaraq mən bəkləyirəm. Yəni nəyi bəkləyirlər onlar? Niyə səslərini duyurmuyorlar? Niyə Azərbaycanın yanında, haqq davasında yanında deyirlər? Kimdən korkuyorlar ya? Merak ettiğim bir soruyu 21. tam bu anda sorabilir miyim Azerin Hanım? Acaba bir Rusya korkusu mu var? Bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Ermenistan Rusya'ya mı güveniyor? Tabii ki güveniyor. Ya tabii ki yıllardır zaten güveniyor. Bakın bugün Paşinyan, affedersiniz, yalvarıyor Rusya'ya. Yalvarıyor dünyaya ki Azerbaycan Türkleri bizi burada öldürüyor. Ne olur bunlarla konuşun. Türkiye'nin üzerimizden çekin diyor ya, bakın hele. Bakın. Yani tabii ki korkuyor. Ve istiyor, onlardan yardım istiyor. Çünkü hep yardım, destek Rusya'dan aldı şimdiye kadar. Biz bunları yıllardır biliyoruz. Bu gizli saklı bir şey değil ki. Peki neden şimdi olabilir ki bu Türk Cumhuriyetlerinin de... Minsk güçlüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya buradaki bu çözümsüzlüğün devam etmesi için neden uğraşıyorlar? Vallahi ben bir insan, bir vatandaş olarak şimdi nacizane kendi düşüncemi size söylemek istiyorum. Ya biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde, ister Türkiye Cumhuriyeti'nde, bakın Türkiye Cumhuriyeti de kaç yıllardır PKK ile mücadele etti. Yani bugün artık sildi PKK'nı, sildi. Bugün görüyorsunuz ki Qarabağ bölgesinden məhz bu haberler geliyor. PKK örgütünün Ermənistan tərəfindən orada yerləşdirilməsi konusu var. Libya'dan, Suriyadan paralı askerler getiriyorlar bizimle savaşmak için. Şimdi ben düşünürüm ki bu dünya, o Sayın Erdoğan hep diyor ya, dünya beşten büyük. Yani bakın şimdi sesimizi duyurabiliyoruz. Bak bu sözlerin müqabilinde bugün sesimizi duyurabiliyoruz ve maalesef ki bu büyük kuvvelere, büyük güçlere herhalde bu bölgelerde bir tampon bölgelerdi bunlar. Yani istediklerinde böyle ateşe verecekler, savaş olacak ve bu bölgelerde hiçbir zaman sakinlik olmayacak. Ama artık bitti. Yani bu benim nacizane düşüncemdi. Artık bitti. Yani artık Azerbaycan Türk'ü yanında Türkiye'nin de gücünü hissederek sözünü dedi ve sonuna kadar da geçsin inşallah. Yani evet. Bizim isteğimiz, bak, Azerbaycan Türk'ünün isteği sonuna kadar gedilmesidir. Neyin pahasına olursa olsun. O Qarabağ alınsın. Yani Şuşa'da, Laçın'da Azerbaycan bayrağı dalgalansın. Ben de bir Azerbaycan Türk'ü olarak, bir sanat insanı olarak çırpınırdım Qaradənizi. Bütün bizim Azerbaycan eserlerini, bir konser yapım orada. Biz beraber toyumuzu, düğünümüzü orada qeyd edelim inşallah. Bizim işğaldan qurtulmuş topraqlarımızda. Ya bir büyük nesil yetişdi. Düşünə biliyor musunuz? 30 yıl ne demektir ya? Qarabağsız gençler yetişdi bugün. Ve bugün Qarabağsız yetişen o gençler bugün şehit olur o topraqlarda. Nereye kadar olacak bu? Bitsin evet. Artık. Ben bir de mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Ermenistan tarafında neler olup bitiyor bugünlerde, onu merak ediyorum. Çok kısa bir özetleme yapayım. Çok kısa bir süre içerisinde dün bugün 550'den fazla Ermeni askeri öldürüldü. Onlarca tank, uçak, savar imha edildi. Çok ağır bir darbe yedi Ermenistan. Buna rağmen sıkı yönetim ilan edildi Ermenistan tarafında. İşte askerlik çağında olanlar askerlik şubelerine çağrıldı ve bakıldı ki askerlik şubelerinin önünde yaşlı Ermenilerin kuyruk oluşturduğu görüldü. Ermenistan kamuoyunda içinde şu an neler konuşuluyor, neler düşünülüyor acaba bugünlerde sizce? Vallahi onların ne düşündükleri beni, ben açık size söyleyeyim, artık ilgilendirmiyor. Yani biz 30 sene, onlar nasıl düşünüyor? 30 sene boyunca bizim hanımlarımız, Azerbaycan kadınları, başta Azerbaycan'ın birinci hanımı olmak şartıyla hep onlara bir Ermeni analarına müracaat ettik biz. Hep Ermeni analarına müracaat ettik. Bakın, yollamayın. Çocuklarınız orada mahvud olacak, ölecek. Yani buradaki bu bölgedeki savaşın belli kuvvelere hayrı var. Yani siz en azından bunun karşısına alın. Siz de affedersiniz güme gidiyorsunuz. Yani bunlar hepsi konuşuldu. Ama artık yetti yani. Ya biz şimdi Ermeni analarını düşünüp de Azerbaycan'da şehit annelerini göz ardı mı edeceğiz yani? Nereye kadar olacak? Bizim annelerimizi kim düşünecek? Bizim kadınlarımızı, bizim bacılarımızı, 2 yaşında şehit edilen çocuk Zehra'nı kim düşünecek?
ermənilər tərəfindən, Ermənistanın terror Ermənistan devleti tərəfindən şəhid edilən, bugün də sabah saatlərində iki yavrumuz şəhid edilmiş ya, okullu çocuk yaşında olanlarımız, sivillərimiz şəhid edilmiş. Kim düşünecek bunları? Biz düşüneceğiz. Yəni artık yetdi. Valla mən sizə inandırım ki, mən artık onları düşünmüyorum. Niyə düşüneceğim onları? Onlar mənim xalqımı, mənim insanımı düşündülər mi? Şimdiye kadar düşündüler mi? 200 yıldır, 200 yıldır Türk'ün üzerinden bunlar siyaset yapıyorlar. 200 yıl Van'daki, Erzurum'daki yaptıkları o nasıl diyeyim size soykırımları göz ardı mı edeceğiz? Kocaeli'deki soykırımı göz ardı mı edeceğiz? Hep biz mi onların önüne gideceğiz? Hayır. Şimdi onlar bizim önümüze gelsinler. Onlar otursunlar, bizi dinlesinler. Bir yandan da şöyle bir iddia var. Ermenistan ekonomisinin çökme aşamasında olduğu ve Paşinyan'ın da bunun üstünü örtebilmek için bu saldırıları körüklediği şeklinde bir takım iddialar var. O yüzden sormuştum. Yani olabilir. Valla ben size, şimdi biz tabii ki bugün sosyal medya var. Biz de her şeyi izliyoruz. Orada olup biteni de biliyoruz. Affedersiniz 1 milyon insan yok Ermenistan'da. Sefalet içinde yaşıyorlar. Ermenistan lobisi onları yediriyor, içiriyor. Dışarıdan hep paralar geliyor onlara. Bu taraftan Rusya'nın yardımını alıyorlar. Silah yardımı alıyorlar. Sadece Rusya'nın da değil. Biraz önce de söyledim size. Yani müxtelif ülkelerden yardımlar alıyorlar. Yüksek məbləğdə paralar alıyorlar. Evet. Öyle affedersiniz. Onlar orada keyif yapacaklar. Gedib onların insanlarını. Ya, siz hiç duydunuz mu şimdiye kadar Ermənistanda bir tane Türk yaşıyor mu ya? Bir tane başka millet yok Ermənistanda kendilerinden başka yaşayan. Kime evet. lazım bu Ermənistan? Affedersiniz bu coğrafyada. Sadece oturup savaş düşünüyorlar bunlar. İnsanları nasıl katledecekler onu düşünüyorlar. Bir de bizim önümüze 100 yıl bundan önce Türk bize soykırım yaptı çıkarıyorlar. Bu da bizim suçumuz, affedersiniz. Biz de zamanında konuşmadık. Konuşmamız lazımdı. Konuşmamız gerekirdi. Bizim söylememiz lazımydı o 5. 15. 6. yıllarda Türkiye'de yaptıkları soykırımları. Belki biz konuşsaydık Xocalı soykırımı da tekrarlanmazdı. Ama konuşmadık. Hep biz affedersiniz böyle mülayim, olur, düzelir, yok oturalım konuşalım. Nereye kadar ya? Bitsin artık yani. Bitsin artık. Affedersiniz bugünlerde ben görüyorum, beni de etiketliyorlar bazı insanlar. Bir sanatçı adıyla bir Ermenistan'ın sanatçı nasıl diyorsunuz diliniz de geliyor ona affedersiniz. Kendini satan bir kadınla yanaşı Azerini etiketliyorsunuz ve onu reklam yapıyorsunuz dünyaya. Çağrı yapıyormuş Amerika'dan. Ermənistanı dəstəkləyin. Amandır Azərbaycanla Türkiyə Ermənistanı yer üzündən siləcək. Evet. Lütfən öylələrini paylaşmayın. Paylaşmasın insanlarımız bu türlü affedersiniz ünsürləri. Paylaşmayın. Reklam yapmayın öylələrinə. Reklam yapın kendi insanlarınıza. Reklam yapın kendi sanatçılarınıza. Peki. Kim ki kendi devletini, milletini düşünür? Azerin Hanım, bu yayınımızın hemen öncesinde ben de o TRT Avaz'da verdiğiniz konseri Çırpınırdı Karadeniz Türküsü'nü izledim ve bir kez daha büyülendim. Eğer uygun görürseniz biz de canlı yayınımızda bugün, tam da bugünlerde o Çırpınırdı Karadeniz Türküsü'nü canlı olarak sizden kısaca da olsa bir dinlemek isteriz eğer mümkünse. Ya tabii ki ben zaten her zaman seve seve seslendiriyorum. Bir kuplesini seslendireceğim lütfen. Sizin için çok uzun da olmasın. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını Turan ele asacağız. Azerbaycan bayrağını Qarabağda asacağız. İnşallah. Allah büyüktür. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Umuyoruz dediğiniz gibi bu zafer kazanılır. Dağlık Karabağ işgalden kurtulur en kısa zamanda ve güzel bir konserde sizleri dinleme fırsatı buluruz. Çok çok teşekkürler Azerbaycan Devlet Sanatçısı. Amin inşallah. Amin inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.